Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün içerisinde hiç yağ olmayan son derece hafif şerbetli bir tatlı yaptım. Süt şerbetli tatlı. Umarım sizler için hazırlamış olduğum videomu büyük bir keyifle izlersiniz. Tatlımı hazırlamak için 6 tane yumurtamı bu şekilde geniş bir kaseme aldım. İçerisine 6 yemek kaşığı şekerimi ekliyorum ve mikserle köpürene kadar çırpıyorum. Benim bugün misafirlerim kalabalık olduğu için 1,5 ölçü kullanıyorum. Normalde bu tatlımın tarifini aşağıya ben yazacağım. 4 yumurta, 4 kaşık şeker, 4 kaşık irmik, 4 kaşık un şeklinde. Ben onu 1,5 olarak kullanıyorum. Yani 6 yumurta, 6 kaşık şeker, 6 kaşık irmik, 6 kaşık un olarak yapıyorum. Ölçüyü 1,5 katına çıkardım. Bunu da bilgilendireyim. Aşağıya sizler için kare borcam ölçüsünü vereceğim ben. Siz onu artırabilirsiniz benim gibi. Evet, şimdi boza kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yumurta ve şekerimi güzelce çırptım. Şimdi içerisine 6 yemek kaşığı irmiğimi ekliyorum. 6 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Tepeleme kaşık olacak yalnız ölçüleri. 1 paket vanilyamı ekliyorum. 1 paket kabartma tozumu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da bu şekilde limon suyu ekliyorum. Şimdi tüm malzemeyi çırpıyorum. Evet, tatlımın hamuru hazır. Bir tane de limon kabuğu rendesi ekliyorum. Orijinal tarifinde yok. İstemezseniz eklemeyebilirsiniz. Ama ben her zaman söylediğim gibi limon kabuğunu çok seviyorum. Bütün tatlılarda, kurabiyelerde. O yüzden limon kabuğu ekliyorum. Şöyle biraz daha karıştırıyorum. Evet, tatlımın hamuru şimdi hazır. Tatlımın hamurunu yağlamış olduğum bu şekilde dikdörtgen borcamıma boşaltıyorum şimdi. Yapımı son derece kolay ve çok da güzel bir tatlı oluyor. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Evet. Evet, şimdi tatlımı önceden ısıtmış olduğum 170 dereceli fırında 40-45 dakika kadar pişirmeye götürüyorum. Tatlım pişerken ben orada şerbetini hazırlamak istiyorum. Normal şerbet ölçüsü 4 su bardağı süt, 1 bardak şeker. Ben şimdi 6 bardak süt, 1,5 bardak şeker koyacağım. Yalnız 1 bardağını şu şekilde önce bir süt düğüme koyacağım ki içerisinde şeker kolay erisin diyerekten. Bunu böyle koyuyorum. 1,5 bardak şekerimi de buraya ekliyorum. Evet, bunu birazcık ocakta ılıtacağım ki şeker kolay erisin diyerekten. Diğer şerbet soğuk olacak. Evet, 1 bardak sütümü oraya koydum. Buraya 5 bardak daha koyacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5 bardak. Evet, 1 bardak sütümün içerisinde var. Toplamda 6 bardak. Evet, gördüğünüz gibi sütümü ısıtınca 1,5 bardak şekerim de kolayca eridi. Şimdi onu da diğer 5 bardak sütüme ekliyorum. Toplamda 6 bardak sütüm olmuş oldu. Evet, tatlım pişene kadar da tamamen soğumuş olacak ve tatlımı fırından çıkartıp hemen üzerine dökeceğim şerbetimi. Evet, tatlımı 45 dakika pişirdim. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum şerbetimi döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde gezdiriyorum. Şerbet gözünüze fazla gelmesin. Hepsini çekecek. Evet, tatlımı şimdi bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra da üzerine krem şanti hazırlayacağım.
Evet, şimdi tatlımın üzerine krem şantisini hazırlamak istiyorum. Bir su bardağı soğuk sütümün böyle bir kasem alıyorum. İçerisine bir paket, yani iki poşet krem şanti ekliyorum. Bir paketin içerisinde iki poşet var. İkisini de kullanıyorum. Az krem şanti seviyorsanız bir poşet krem şanti, yarım su bardağı süt kullanabilirsiniz. Şimdi mikserimi güzelce çırpacağım. Evet, krem şantimi 2 dakika kadar çırptım. Şimdi tatlımın üzerine yayabilirim. Krem şantimi şimdi tatlımın üzerine yayıyorum. Her tarafına eşit gelecek şekilde, düzgün bir şekilde yayıyorum şimdi. Kenarda şu şekilde temizliyorum. Üzerine de bol miktarda Hindistan cevizi serpiştiriyorum. Bu şekilde de buzdolabında en az 1-2 saat kadar bekleteceğim. Daha sonradan da servis yapacağım. Şimdi bu şekilde de buzdolabında bekleyeceğim. Daha sonradan da dilimleyerek servis yapacağım. Evet, tatlımı buzdolabında tamamen soğuttum. Şimdi dilimleyerek servis yapmak istiyorum. Evet, bir dilimini şu şekilde servis tabağıma almak istiyorum şöyle. Evet, gördüğünüz gibi benim süt şerbetli tatlım şu an servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.